Kanalıma hoş geldiniz. EBO ile karşınızdayım. Evet, EBO problemleri yapabilmek için aslında bir mantığı iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın yukarıda öğrenelim kısmında bize kısa bir bilgi vermiş. Bakın burada diyor ki, bütünden özdeş daha küçük parçalar elde etmemiz isteniyorsa EBO'dan faydalanmalıyız. Bakın bütün yani büyük bir parça var, küçük olan özdeş. Bakın birbirinin aynısı olan küçük parçalar elde etmemiz isteniyorsa. EBOB uygulayacağız. Şifre kelimeler verilmiş. Bakın burada bazı soruların içinde geçen kavramlar var. Bunları görürseniz de EBOB alabilirsiniz demiş. Aslında bunlara odaklanmaya gerek yok. Yani biz belli problem tiplerini bilirsek zaten e hemen ne yapacağız? EBOB ya da EKOK olduğunu anlayacağız. Şu an tabii ki videomuzda EBOB konusunu görmeye çalışacağız. Burada bazı problem tipleri var. En çok karşılaştığımız problem tipleri. Bu problem tiplerini anladığımız zaman zaten Soruya baktığımız zaman EBOB olup olmadığını zaten göreceksiniz. Birincisi çuvaldan pakete gidildiği zaman demiş bakın. Çuval çok büyük. Bir kilogram cinsinden düşünelim. 50 kilogram 60 kilogram gibi büyük ağırlıklar verildiğinde bu çuvallar küçük poşetlere ya da paketlere birbirine aynısı olabilir tabii ki. Doldurulmak isteniyorsa gibi sorular varsa hemen aklımıza ne gelecek EBOB. Neden Ebob geliyor? Çünkü Ebob'un açılımı neydi? En büyük ortak bölen. Bölen dediğimiz zaman küçük sayılar aklımıza gelir. Mesela 5'in bölenleri ya 5'e eşittir ya da 5'ten küçüktür. O halde küçük sayılar aklımıza geleceği için bölen yani Ebob kullanmamız gerekiyor. Bidon sorularından şişeye doğru isteniyorsa yani büyük bir bidon varsa bidonu küçük şişelere doldurulacaktır deniyor. O zaman demek ki büyük parçadan küçük parçaya gitmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yine EBOB alınıyor. Tabi bu şöyle de olabilir. Mesela diyelim ki zeytinyağı soruları. Büyük paketin içinde, şişelerin içinde ya da bidonların içinde zeytinyağı olabilir. Bunlar da ne yapacaktır? Yine küçük şişelere doldurulacaksa ya da bardaklara yine ne yapacağız? EBOB alacağız. Rulo kumaştan küçük kumaşlar elde edilecekse veya tarlanın etrafına ağaç dikilecekse o zaman yine ebob alacağız. Uzun çubuklarımızdan küçük çubuklar elde edilecekse yine ebob alacağız. Veya büyük parçanın içinde küçük kareler elde edilecekse bu şekilde özdeş parçalara ayrılacaksa bu şekilde ne yapacağız? Yine ebob kullanacağız. Bunu problemlerde zaten rahat bir şekilde görebileceğiz. Evet burada hemen örnek bir tane problem anlatmış. Hemen bu problemi incelemeye çalışalım. Evet bu problemde dikkat edecek olursanız 52 kilogram A pirincinden bahsetmiş. 39 kilogram B pirincinden bahsetmiş. Bakın birbirine hiç karıştırılmayacak A ve B pirinçleri. Yani demek ki buna çok dikkat edeceğiz. Zaten bütün EBO problemlerinde bu vardır. Karıştırılmayacak denir. Ve hiç artmayacakmış. Buna dikkat edeceğiz. Ve ne demiş? Eşit büyüklükteki poşetlere paketlenecektir. Yani pirinçlerimiz 52, 39 çok büyük paketlenecektir deyince çok küçük parçalara ayrılacak. Yani ebob olduğunu zaten anlamış olduk. Şimdi burada ne diyor bakın? Poşetler en çok kaç kilogramlık olabilir demiş. Zaten bu problemlerde bizim yapacağımız şey neydi? Ebob bulmaktı. Yani 52 ile 39'un ebobunu bulacağız. Ebob bulmayı daha önce anlatmıştık. Hızlı bir şekilde zaten incelemeden burayı hemen 13 olduğunu burada görebiliyoruz. Ebob 13 kilogram. Bakın dikkat edecek olursanız 52 kilogram. Burası 39 kilogram. O halde ebobu kilogram olmak zorunda. Yani uzunluk olsaydı bu metre metre olsaydı ebobu da metre çıkacaktı. Buna çok dikkat edelim. Yani neyi bulduk biz? 13 kilogram bulduk. Yani 52 ve 39'u 13, 13, 13, 13 parçalara ayrılabiliyoruz. Yani 52, 13'ü tam bölüyor. Ebob neydi? En büyük ortak bölen. Yani 52'yi en büyük bölen ne? 13 kilogram. Demek ki A pirinci 13 kilogramlık paketlere doldurursa hiç artmaz. Aynı şekilde 39 kilogramlık pirinç de 13 kilogramlık poşetlere doldurursa bu pirinç de hiç artmaz. E böylelikle birbirine karışmaz. Yani bundan biraz artsın 2 kilo. Bundan da işte 11 kilo artsın da karıştırayım. Öyle bir mantık yok zaten. İkisi de karışmayacak diyor. Demek ki 52'yi öyle bir ağırlığa böleceğim ki demek ki hiç artmayacak. O yüzden de biz ne yapıyoruz? Aslında EBOB'unu bulmuş oluyoruz. O halde demek ki poşetlerimizin ne olması gerekiyor? En çok 13 kilogram olması gerekiyor. Yani en az ne olur? 1 kilogram alırsın. Zaten bulursun yani. Tam sayıda da doğal sayı derse. O şekilde yaparsınız. Bize burada en çok demesinin nedeni o. Kafanız karışmasın. Buna dikkat edelim. Şimdi gelelim en az kaç poşete ihtiyaç vardır? En az demesinin nedeni aslında kilogramdan kaynaklanıyor. Kilogramı en fazla olursa poşetlerde en az olur. O yüzden de yani aslında biz burada en aza odaklanmayalım. Bizim amacımız EBOB neydi? En büyüktü zaten EBOB'dan dolayı. Ve bu sayede de en az olmuş oluyor. O halde bakın burada ne diyor? 13 kilogramlık olması gerektiğini bulmuştuk diyor. Demek ki eğer sadece şu soru sorulursa bize sadece burası bizim bir kere EBOB'u bulmamız lazım. Yani poşetlerin ağırlığını. Şimdi A pirinci 52 kilogramdı. 13 kilogramlık poşetleri dolduruyor. Yani bölme yapmamız gerekiyor bakın burada. 52-13'e böldük. 4 tane poşet gerekiyor A'da. E, B'de 39 kilogramdı. 13 kilogramlık poşetleri dolduruluyor. O zaman bölme iş yap işlemi yapmamız lazım. Bölüyoruz. 3 poşet de buradan. Demek ki toplamda 7 tane poşet kullanmamız gerekiyor. O halde ne yapacağız biz? E, gideceğiz. 13 kilogramlık poşetlerden 7 tane alacağız. Böylelikle de rahat bir şekilde e, pirinçlerimizi birbirine karıştırmadan e, poşetlere doldurabiliriz. Evet. Bu şekilde artık pirinç sorularını ...sizler de rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Zaten bu tarz soruları çözdükçe artık diyorsunuz ki bunlar çok rahat, çok kolay diyorsunuz zaten. Ve soru tipleri birbirinin hepsi de aynıdır. O yüzden sıkıntı yok. Bu pirinç yerine başka şeyler olabilir. Önemli olan şu soru kalıbını iyi anlamak gerekiyor. Mesela ne olabilir bu? Pirinç değil de zeytinyağı olabilir. Buraya litre yazarsın. Zeytinyağı sorusu olur. Aynı şekilde işte zeytinyağı hiç artmayacak, hiç karıştırılmayacak... İşte eşit şekilde şişelere doldurulacaktır denir mesela. O zaman ne yaparsınız? Önce zeytinyağının şişelerinin kaç litre olduğunu bulursunuz. Sonra da kaç tane şişe gerektiğini bu şekilde bulabilirsiniz. Cümleler birbirinin aslında aynısıdır. Evet gelelim diğer sorumuza. Uygulayalım kısmında bakalım. Evet bakın burada biraz önce söylediğim özelliğe geldik. Bakın 75 litre zeytinyağı, 90 litre, litre ayçiçek yağı. Bakın hiç karıştırılmadan artmayacak şekilde en büyük hacimli şişeleri doldurulacaktır. Şişeler kaç litrelik olmalıdır? Yani küçük şişeler olacağına göre demek ki burada ne alacağız? Eba alacağız. O halde 75 ile Eba bunu ne yapacaksınız? Bulacaksınız. bunu bulduğumuz zaman kaç olur? Uzun uzun hesaplamadan hemen artık hesaplamayı biliyorsunuzdur. Demek ki 15 çıkacaktır. Peki 15 ne? Bakın 75 litre 90 litre ise demek ki bu aslında 15 litre. Demek ki her şişe 15 litre olmak zorunda. Şimdi en az kaç şişeye ihtiyaç vardır diyor. Şimdi 15 litrelik şişelerimiz var. 75 litrelik zeytinyağını ne yapıyorum hemen? 15 litrelik şişelere dolduruyorum. Yani bölme yapıyorum aslında. Demek ki 5 tane buradan ihtiyacım var. 90 litre olanı da yine aynı şekilde 15'e bölüyorum. Demek ki burada 6 tane şişeye ihtiyacım var. Demek ki cevap 11 olarak karşımıza geliyor. Evet diğer sorumuza bakalım. İkinci sorumuz. Bakın büyüklükleri 60 metrekare 45 metrekare olan iki farklı kumaş hiç artmayacak demiş. En büyük alana sahip olacak şekilde eşit parçalara ayrılacaktır. Bakın eşit parçalar birbirinin aynısı olacak diyor. Demek ki yine ne alacağız? EBOB alacağız. Niye? Çünkü kumaş 60 metrekareye 45 metrekare. Eğer ekok alırsanız daha büyük bir sayı çıkacaktır. O kadar kumaş elimizde mantıken zaten yoktur. O yüzden 60 ile 45'in neyini alacağız? Ebobunu alacağız. 60'a 45'in ebobunu alıyoruz. Evet buranın ebobu 15'tir. Peki metrekare olduğuna göre cevap yine metrekare çıkacak. Demek ki her kumaş ne olacak? 15 metrekare olmak zorunda. Demek ki şu şekilde cevabı bulduk. Direkt zaten bunu veriyor. Şimdi kaç parça kumaş diyor. Şimdi 60 metrekare olduğuna göre 15-15 bölersem parçalara yani bölme işlemiyorum. 4 tane elde edilir. Diğeri de 45 diye Bunu da 15-15 bölersem ne olacaktır? 3 tane buradan da kumaş elde ederim. Demek ki toplamda 7 tane kumaş elde etmiş oluyorum. Dikkat ederseniz çözmüş olduğumuz biraz önce 2 tane sorunun aynı mantıkla gidiyor. 3. sorumuz. Evet bakın dikdörtgen şeklinde bir parkın etrafına köşelere de olmak şartıyla bakın. Eşit aralıklarla en az sayıda ağaç dikilecektir. Yani aralık, aralık sayısında olacaktır en fazla. Aslında aralık sayısının en fazla olması da EBOB'dan. Çünkü en büyük ortak bölen oradan karşımıza geliyor. Bakın parkın kenar uzunları 52 metreye 36 metre. Yani demek ki bir dikdörtgen var ve bu şekilde dikdörtgenin Kısa kenarı 36. Uzun kenarı 52 metre. Ağaçlar dikilecek köşelere geliyor. Şu şekilde dikilerek gidiyor. Belli bir aralıklar var. Giderken tekrar köşeye geliyor. Bu şekilde gidiyor yani mantık olarak. Şimdi kaç metre aralıklarla ağaç dikilmelidir? Ya aslında EBO bu soruyor. Yani demek ki biz yine ne yapacağız? 52 ile 36'nın neyini bulacağız? EBOB'unu bulacağız. Bu EBO bize neyi verecektir? 4 sonucunu verecek. Demek ki 4'er metre aralıklarla bakın metre dediği için metre buluyoruz. 4'er metre aralıklarla ağaç dikileceğini anlıyoruz. Şu şekilde ağaç dikiliyor. Ne diyor bize kaç tane ağaca ihtiyaç vardır? Bunu da kısa yöntemle bulmak için diyeceksiniz ki burada 36 var. 4'e bölersen vesaire. Ancak köşelerde ağaç da var. O yüzden yanlışlık yapabilirsiniz. Bunu uzun uzun anlatmak yerine şunu yapabilirsiniz. Çevreyi bulup Aralık sayısına bölerseniz e, biz ne yapacaktık? A, A sayısını bulabiliriz. O halde şunu yapalım. Çevre neydi? Kısa kenarla uzun kenarı topla 2 ile çarp. Çevreyi bulduk. Dikdörtgenin çevresi. O halde 2 çarpı 36 ile 52 toplarsak 88. Ne yapacağız bunu? Eşittir. Hatta bunun cevabını bulmadan şöyle yapabilirsiniz. 4'e böleceğiz ya bölü 4 dersiniz. Sadeleştirme yaparsınız. 88'i 4'e bölün. Buradan 2 çarpı 22 kalır. Cevap eşittir. 44 tane ağaç dikildiğini anlıyoruz. Bakın burada çok önemli. Ağaç soruları da zaten birbirine benziyor. Yani ezber yaparak geçebilirsiniz. Yani bu soruyu gördüğüm zaman şu şekilde çözeceğim. İşte çözüm yöntemi bu şekilde olacak. Evet diğer sorumuza geçelim. Evet bakalım yine uzun kenarı ve kısa kenarı vermiş bir karton. İçinde hiç boşluk kalmayacak şekilde kareler çizilecektir. Yani demek ki verilen sayılardan küçük sayı olmak zorunda bu kareler. Demek ki EBOB'unu alacağız. O zaman EBOB eşittir 36 ile 24'ün EBOB'u. Şu şekilde yine kalıbımızı yazalım. EBOB'u 12'dir. Evet EBOB'u 12. Yani demek ki içine çizilecek olan karenin bir kenarı 12 olmak zorunda. Şimdi kaç tane? E, kare çizilir demiş bir dikdörtgen alıyoruz bakın şimdi şöyle bir dikdörtgen çizelim şimdi 36'ya 24 yani kısa kenar 24 24 ise bakın burada 24 ise 12 12 olacağına göre burası tam ortadan bölünecek 2'ye bakın 24'ü ne yaptım hemen 12'ye bölüyorum bakın 24'ü 12'ye bölüyorum daha büyük sayılar olursa 2 yani burası kısa kenar 2 tane olmuş oldu yani burası aslında 2 diye düşüneceğiz bakın taneyi sorarken e, 36 olduğuna göre burası da aslında kaç tanedir? 3 tanedir bakın burası. Yani yine aslında 36'yı ne yapacağım? 12'ye böleceğim. 3 tane çıkıyor. Aslında burası 3 diye düşünelim. Yani e, kaç tane kare olur içinde bakın? Dikeyden 3 tane, yataydan 2 tane demek içinde 6 tane. Yani ikisini şu bulduğumuzu ne yapıyoruz? Aslında çarpıyoruz. Cevap 6 tane. Demek ki bu soru tipinin de şekline iyi bakmamız gerekiyor. Eğer burada ne yapacağımızı iyi bilirsek o zaman hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Zaten soru kalıplarını iyi anlayın. Bu soru geldiği zaman nasıl çözüyordum? Bunun mantığını bilirseniz bütün sorular birbirinin aynısı zaten aslında zor değil. eğer bilmiyorsanız da ne yapacaksınız? Ezberleyeceksiniz. Bu şekilde yapın geçin. Evet diğer sorumuz. Evet 72 ve 64 sayılarının tam bölen en büyük bakın tam bölen en büyük doğal sayı. İkisini de bölecekmiş. Demek ki EBOB'dan bahsediyor aslında. EBOB en büyük doğal sayı. Sonra bu A'ymış. En küçük doğal sayı. Peki ikisini de bölen en küçük doğal sayı nedir? E tabii ki 1'dir. Aslında B'nin 1 olduğunu zaten bulmuş olduk. Şimdi gelelim EBOB. EBOB neydi? Hemen 72 ile 64'ü ne yapıyoruz? sağ tarafına çizgi çekiyoruz. EBOB yuvarlak içine alacaktık hatırlarsanız. Bilmeyenler varsa önceki videolarda bahsetmiştim EBOB bulmayı. Bu şekilde uzun uzun ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz. Tekrar bölerek buradaki tabii ki her ikisini böldüğü için yuvarlak için alıyorduk. EBOB yuvarlak içine alınanların çarpımıydı. E burada da 64 ile 72'nin EBOB'u zaten 8 çıkacağını görmüşüzdür. 8 kere 8 64. 8 kere 9 72. Aslında biz A sayısının Burada 8 olduğunu görmüş olduk. Buradan bir çıkarsa burası 7. 8'de biri toplarsak buranın cevabında 9 olduğunu bulmuş olduk. Evet görmüş olduğunuz gibi burada 5 tane soru tipimiz vardı. Bir de yukarıda pirinç sorumuz vardı. 6 tane soru tipini görmüş olduk. Zaten e, bu soru tiplerini bildiğimiz zaman da diğer bütün EBOB sorularını aslında rahat bir şekilde yapabiliriz. Evet dersimiz burada sona erdi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.